Evet. Abi, hoş geldin. Ha, öyle başladık mı? Evet, kayıttayız. Güzel. Şahane. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Sende ne Güzel. var ne yok? Aynı abi. Güzel, vallahi. Allah kolaylık versin. Yorgunum bugün biraz. O yüzden... Şehir dışı, Aynen. evet, yorar insanı ya uzun yol. Evet, Her kahveye türlü. abandık. Kahveye abandım. Evet, bugün de kahveyi mi konuşsak? Ne tesadüf. Evet. Ben de tam kahveyi hazırlayıp geldim bugün. Allah Allah. Ne oldu? Benim mikrofonum yok. Ben bunu... Aa, Evet, tekrar geri geldim abi. evet, hoş geldin Evet, tekrar. mikrofon yokmuş bende. Ben bayağı sohbete dalınca mikrofon olmadığını sonradan Küçük bir fark teknik ettim. aksaklık. Olsun, sağlık olsun. Yorgunluk dedik. Kahveye bağlayalım dedik. Sen de ne tesadüf, ben de kahveye çalışmıştım tam Evet, dedin. tam. Bu kadar güzel bir Tam. tesadüfün üzerine. Kesinlikle tam üstüne geldi. Bugün biraz kahvenin tarihini Evet abi. ve sonra da etimolojisine zaten Allah'ın emri değineceğiz. Harika. Herhalde bundan sonra da artık biraz şey yaparız ya. Sadece kelimelerle yetinmeyip kültür tarihine de gireriz diye düşünüyorum. Evet. Bundan sonraki programlarda yani. Çok önemli bilgiler çıkabilir bizim için. Yani çamaşır makinesi Türkiye'de ilk ne zaman kullanıldı falan. Programımızın bir de artık süresi arttı, kapsamı Evet, arttı. evet. Zaten insanların da istediği oydu. Aynen öyle. Kahvenin Tarihi tarihiyle nedir abi mesela? giriş yapabiliriz. Şimdi ilginçtir ki kahve ilk yıllarda uzunca bir süre ekmek olarak kullanıldı. Ekmek yapıldı Un kahveden. yapılıyor mu kahveden? Yani un Ya kabul ediliyor mu çıkarken? öğütmüşler bir şekilde onu bayağı. Zaten şeyi de düşün, Türk kahvesi de pudra kıvamına gelir Doğru. kahve çekirdeği. Artık onu nasıl mayaladı adam bilmiyorum da yani nasıl becerdi. Uzun yıllar ekmek olarak tüketmişler. İçinmeye başlanması biraz şey, garip. Mokka diye bir kent var abi. White Yani Çaklıtı da var falan. Mocha. Tabii. Bu Mokka kentinin şeyhi El Şazeli diye bir adam. Sürgün ediliyor. Dağlarda falan takılıyor. Yiyecek içecek hiçbir şey yok. Kahve çekirdeğini alıyor. Bunu diyor bir kaynatayım diyor. Kaynatıyor, suyunu içiyor. Bayağı bir haftalarca falan kahveyle hayatta kalıyor. Böyle söylüyorlar. Hatta Cezayir'de falan hala bu Şazeli'nin ismini de kahveyle beraber yaşatıyorlarmış. O Ya iç zaman mi? kahve çıkışında bir haz için değil, enerji ve Yok. hayatta Aynen öyle. survivability Aynen amaçlı bir öyle. şey. Aynen Ha. öyle. Şu anda da zaten üniversite öğrencilerinin de Doğru. ya da ne bileyim son güne çalışmayı bırakan kişilerin de hayata tutunma nedenleri hep kahve Doğru. oldu biliyorsun ki. Şazeli dedik, Cezayir. Bunlar Şazeli tabii yani tesadüfen buluyor gibi şeyler var kahveni içmeyi. Zaten bu tarz tarihi şeylerde eğer net bir kanıt yoksa hep bir tesadüflük vardır. Çayı anlatacağım zaman da değineceğim. Çayda da mesela tesadüfen içildiği ortaya çıkıyor çayın. Tabii bu dediğim milattan önce artık 2800'lü yıllar falan. Rize ile bir alakası yok. Maalesef yok. Rize ile işi 1940. Doğru. Yani çok yeni. Kahvenin bir de şöyle bir olayı var mesela o zamanlar. O zamanlar dediğim bu 1000'li yılların başı daha. Habeşistan işte o coğrafyayı falan düşün. Ne niyetle içilirse ona yarar derler mesela kahveyi. Ve midesinde kahve varken ölen cehenneme gitmez diye de bir inanış varmış o zamanlar. Bilmiyorum hala var mı? Kahve böyle içilerek yani demlenerek falan filan yaygınlaşınca 1511'de Mekke'de ilk kahvehane kuruluyor. 1511 yılında. Tabii o dönemin Mekke'deki Mekke yöneticisi Kahir Bey diye bir adam kahveyi yasaklamak istiyor. Arap. İşte özet. Tabi bu yasaklama kararı sultanın kulağına gidince adamı idam ediyor. Sultan bizim sultan değil mi? Yok. Yani, Lokal sultan. lokal evet. Ha. Sultan dediğim işte o daha. Ya bunlar yöneticiler. İşte Kahir Bey yöneticilerden biri. Daha şeyin üstünün kulağına gidince kahve diyor işte kutsaldır deyip idam ediyor adamı. Kahve yüzünden ölen büyük ihtimalle ilk kişi olabilir yani. Devlet eliyle özellikle. Osmanlı'ya da Sultan Süleyman devrinde geliyor kahve. Fakat gelen kahve ilk olarak Marmara Denizi ile tanışıyor. Nasıl yani? Ebu Suud Efendi kömürleşmiş bir ürünün tüketilmesi günahtır diye bir fetva veriyor. Ha, bunlar da Marmara'ya mı döküyorlar? Bunlar da tonlarca kahveyi yani bir gemi kahveyi Marmara'ya döküyorlar. 1519'da da 1. Selim devrinde aslında geliyor kahve yani Sultan Süleyman'dan önce fakat çok az bir zümre
tadabiliyor o zamanlar. Tabii bu yaygınlaşamıyor ama Süleyman devrinden sonra, Sultan Süleyman devrinden sonra artık kahve iyiden iyiye fetvaya rağmen o devirden sonra yaygınlaşıyor. 1554'te Hakim adlı birisi Halep'ten, Şems adlı birisi de Şam'dan gelip İstanbul'da Tahtakale'de ilk kahveciyi açıyorlar. Bu da bizim ilkler açısından önemli bir yerdedir. Sonra kahvenin yaygınlaşmasına tabii şey de var. 3. Murat devrinde şöyle de bir anekdot verilir. Ebu Suud kömürleşmiş bir şeyin tüketilmesi günahtır diyor ya abi. 3. Murat devrindeki bu şeyde de fetvada da şu söyleniyor. Madem diyor kömürleşmiş diyor günahtır, o zaman kömürleşinceye kadar değil biraz daha azında kavurun. Ya buradan bir açık buluyor adam. Güzel. Fetvada. İlk işte Gold kahve böyle çıkmış oluyor. Doğru. Ortaya yani Nescafe Gold ortaya da böyle çıkmış oluyor. Teoride tabii. Evet. Kahvenin Osmanlı'daki yolculuğu aşağı yukarı böyle yani ilkler açısından, kahveciler açısından, tutunma açısından. Payitahtta falan da kolay benimseniyor mu yani? Hani padişahlarında gözdesi oluyor mu bu kısa sürede yoksa? Sarayda ya kısa sürede olmuyor. Ama kaçtaydı ya? 5. Mehmet'te falan da artık saray içkisi haline geliyor, içeceği haline geliyor. Yani yüksek zümreler de kahveden faydalanıyor. İlk başta avam mı tercih ediyor bunu daha çok? Tabii. Önce zaten her zaman biliyorsun oraya yayılır. Zaten ilk kahvecimiz Tahtakale'de açılıyor az önce söylediğim gibi. Ondan sonra saraya gidiyor artık. Tabii bu kahveciler açıldıkça artık şeyler de başlıyor. Yasaklar. Evet muhakkak. Yani yeni bir şey varsa bir yasak. İlk kahvehane yasağı, kahvehane kapatma mesela 4. Murat değil aslında 1. Ahmet'tir. İlk kahvehaneyi o kapatmıştır siyasi olaylardan dolayı. Sonra zaten 4. Murat'ın kahvehaneleri kapatıp yıktırması, yaktırması zaten artık bir kültür bizim için. Çünkü bayağı siyasi olaylar çok konuşulur, padişah çok eleştirilir falan. 4. Murat'ta da bunlara katlanamaz. Ayrıca bir de İstanbul yangını var. Evet. O da bir kahvehaneden çıktığı falan söylenir. Gerçi işte 4. Murat ne yapsa doğrudur benim için. Öyle de öyle de ayrı bir Türk yeri var. Kahvenin en kötü hali falan yani. En ziyan edilmiş, yakılmış, içilebilir kısmı çok az. Bunları dürüstçe söylüyorum abi, 21. yüzyıldayız yeter artık. İnanılmaz kötü bir yorum. Seni kınıyorum. Abi çok seviyorum Türk kahvesini. Gerçekten. Ama hiç verimli bir şey değil ve yanlış yani. Yani Türk kahvesi, birazdan Türk kahvesiyle ilgili çok güzel yorumlarım olacak. Fakat öncelikle şunu bilmen lazım ki dünya üzerinde pişirilen tek kahve. Bunun bir kere kıymetini bilmen gerekiyor senin. Ama acaba pişirilmemesi mi gerekiyor? Niye? Abi yanıyor kahve. Yüzlerce yıl ya zaten bak mesela Hatay'da hiç Türk kahvesi içtin mi sen? İçmedim Hatay'da. Mesela orada abi. Yakılması makbul. Ha. Kahve mesela kaynar cezvede, köpürür, çekerler ocaktan, tekrar. Anladım. Çekerler, tekrar. Yani kahveden hıncını alamıyormuş gibi adamlar, anladın mı yani? Şey var ya, muktası. Evet. Meksika'daki bulunan tabletlerde şey yazar. Hani bunlar tanrıyla kendilerini bir tutuyorlar. Yani daha da yüceyiz diyorlar. Tabletlerde de şey yazıyor. Kıta 7 kez battı çıktı. Yani Tanrı artık hıncını alamamış. Batırıp batırıp çıkarmış adamları. Hatay'da falan yani o coğrafyada da Türk kahvesi köpürtülür çekilir. Yani kahveyi neler neler yapıyorlar. O coğrafyada da o makbul. Damak tadımıza o uyuyor demek ki. Okey, o zaman. Ya tabii bizim millet bilirsin isli şeyleri de çok sever. Yanık şeyleri yani mangaldan yola çıkarsan eğer. Yani kahve, Türk kahvesi çok aslında dünyaca ünlü olması da gerekir. Çok ufak bir ekleme, Starbucks'ta mesela piyasadaki en yanık çekirdeği kullanıyor. Yine Starbucks'ın kahvesi piyasadaki diğer kahvelere göre acı bir kahve. Yanlış bilmiyorsam. O zaman bununla alakalı olabilir. Starbucks'ın kahvesi en çok sevilen kahve çünkü. Öyle mi? Evet. Enteresan. Benim yani etrafımdan gördüm ve o da yanık bir kahve. Enteresan. Demek biz yanık kahve seviyoruz. Biraz. Olabilir. Yani yanık severiz o tatları. Ama Starbucks, buradan da izleyicilerimize bir duyuru yapayım. Starbucks'a gittiğiniz zaman yani sade kahve içiyorsanız sütlü falansa anlamazsınız da bir o kartondaki o kapağı bir kaldırıp kahvenin yüzeyine bakın. Yağların nasıl yüzdüğünü görüp sonra tekrar kapatın. Kahve çekirdeği zaten normalde yağlı olur da evet. Starbucks'ın yine fazla yağlı. Anladım. Yani bence Arabica çok daha iyi bu konuda, kahve konusunda. Evet, sponsor olabilirsiniz. Evet, Arabica. Şuraya bir yere size pişmaniye öğrenci. Dedik İzmitliler. Bir şey göremedik. Dünyanın en kötü tatlısı, hadi bakalım pişmaniye. Yiyen de pişman oluyor. Evet, ismi de oradan geliyormuş. Buyurun. Evet. Ne diyorduk? Osmanlı'daki serüvenini anlattık. Evet. Yani Avrupa. Avrupa doğru. Çok önemli.
Oraya. Avrupa. Nereden çıktı bu white chocolate mocha? Tabii onlara girmeyeceğim de tabii. 1683 Viyana kuşatmasında bizimkiler 500 çuval kahve götürüyorlar abi. Ordu. Tabii geri çekilmeyle sonuçlanınca kuşatma. Kahve de bizde bol olduğu için kahve çuvallarını geri götürmüyoruz. Sonra Viyana kuşatmasında Viyanalılara yardımcı olan bir adam bu kahve çekirdeklerine talip oluyor. Çünkü Viyanalılar bu bilmiyorlar. Avrupa'da kahve var o zamana kadar. Yani geliyor yavaş yavaş ama Viyanalılar daha kahve çekirdeğiyle tanışmamışlar. İşte deve yemi falan diyen var, bunu nehre dökelim falan diyen böyle. Yine Türkler deve sürüyor algısı. Aynen. Hiç değişmemiş yani. Bu Viyana kuşatmasına yardımcı olduğu için buna bir hediye vermek istiyorlar. Bu da diyor ki ben bunları istiyorum diyor. Çakal çünkü biliyor. Adam tüccar, sürekli seyahat ediyor. Kahve çekirdeğini tanıyor. Ben bunları istiyorum diyor. Ya aldı götürüyorlar. 500 çuval kahve çekirdeği. Bu da gidiyor tabii ilk... Espresso labı açıyor bir yani. Espresso labı açıyor doğru. Bu gidiyor abi ilk kahveciyi açıyor. Şeydeki, Viyana'daki. Avrupa'daki de ilk kahveci falan olduğu söylenir. Tabii ilk cırcır böceği içinde sevgili izleyenler bilmiyorum geliyor mu sesi ama stüdyoyu cırcır böcekleri basmış. 15. dakikada dedik ama. Evet bu kusura bakmayın. Efekt zannediyor olabilirsiniz. Çünkü yok çok yaparlar ya onu. Stüdyoyu basmış cırcır böcekleri. Bunun için ilaçlanacak bugün. İlaçlanacak ama şu anda ilaçlayamıyoruz. O yüzden özür diliyoruz. Bu da bir teknik aksaklık neticede. Evet, ilk kahveci açıyor. Tabii işleri istediği gibi gitmiyor bu elemanın. Tabii vazgeçmiyor. Yani devam ediyor. Tesadüf o ki bir gün kahve fincanının içine iki küp şeker düşüyor. Hadi buyurun. Bak diyorum ya sana hep tesadüflerle yani oradan bir şey düşer oradan bir şey kalkar. Doğru. İki küp şeker düşüyor. Yine tesadüf o ki kaşığı eline alıp karıştırıyor. Bu da bir tesadüf. Sonra da içiyor abi. Kahve çok daha güzel oluyor. Çünkü Viyanalıların tercih etmemesinin nedeni acı bulmaları kahveyi. Sonra ortaya Wiener Melange diye bir kahve çıkıyor. Şekerli espresso. Evet ama tabii günümüzdeki tarifi biraz daha değişik onun. İçinde tarçın, portakal kabuğu rendesi ve Hindistan cevizi falan da var Wiener Melange'ın. Hatta Chibo'da Wiener Melange diye kahve satarlar. İçme değil, çekirdek satarlar. İstersen de o çekirdekten kahve de yaptırabilirsin herhalde ama çok sağlıksız çünkü içinde farklı farklı kavrulmuş çekirdekten kahveler var. Yani çok böyle dark, blonde dedikleri olay var. Bu ikisinin pişme süreleri, demlenme süreleri aynı olmadığı için o kahve çok lezzetli olmaz. Onu da buradan duyuralım yani. Anaerobik Etiyopya'ya benzemez. Bunlar daha hayatın içinden bilgiler. Yani bunlarla yıkanmış Kolombiya ile karşılaşmazsınız ama bununla karşılaşırsınız. Evet. Ya nereden geldi aklıma ya eleman. Çok saygı duydum bu arada o adama. Neyse. Wiener Melange böylece ortaya çıkıyor. Kahve ve kahveci artık şeyde tutunuyor Viyana'da. Daha sonra bu adam öldükten sonra kahvecisi devam ediyor. Hatta bunun Türk kıyafeti, o zamanki Osmanlı kıyafetleriyle giydirilip bir resmi falan da yapılıyor. İşte kafada fes kahve dağıtıyor falan filan olaylar ya da sarık, serpuş falan bir şeyler var. Etnik bir mekan. Tabii öyle bir yer zaten onu şey yapıyorlar tercih ediyorlar. Sonra İngiltere'ye falan yayılıyor kahve. İngiltere biliyorsun aslında çay ülkesidir. Doğru. Doğu Hindistan falan olayları. Sonra kahve oraya yayılıyor. Fransa'da mesela şöyle de bir ilginç bir şey vardır. Birçok Fransız aydın şey der. Fransa'da kahvehaneler olmasaydı büyük ihtimalle Fransa hala monarşiydi. İnsanlar orada mı organize oluyorlar? Orada organize oluyorlar. İşte 4. Murad'ı anlamak. Doğru. Yani adam biliyor da yapıyor bunları. Fransa'da öyle bir durum var. Bir de şey vardır. Fetva olayı. Bak yani karşılaştırmalı gittiğimiz zaman aslında ne kadar aynı olduğumuzu da gösteriyor bu. Papa 8. Clement kahvenin günah olduğunu söyleyen bazı din adamlarınca bu kadar güzel bir içeceği kafir Müslümanların eline bırakamayız diyor. Papa böyle söyleyince Avrupa'da daha hızlı yayılıyor kahve. Yoksa onlar da haram sayıyorlar kahveyi, içmeyi falan. İngiltere'de hatta şey de diyor, bu ne lan diyor, Türk gibi kahve içiyorsunuz diyor. Şiirler yazılıyor, Türkleşiyor bütün İngilizler falan diye. O zamanki dış mihrak bizdik mesela. Hem de kahveyle sağlıyorduk bunu. Çok iyi. Yani kahvenin Avrupa'daki yayılma süreci de aşağı yukarı böyle.
Abi normalde kısa diye eleştiri geliyordu. Bu sefer uzun diye eleştiri gelecek. Ne, muhabbete dalmışız. Ben de bakmıyorum ekrana. Şu an bayağı uzun. İşte güzel. Tarih, çok keyifli. Tarih olunca böyle oluyor, evet, ya. Evet. İyi gidiyor. Evet. O zaman ben aklıma direkt ilk gelen soruyu soruyorum. Bunu daha önce de sordum. Başka yerlerde cevabını biliyorum. Ama bunu merak etmeyen insanda bir şeyler eksiktir. Kahve madem bu kadar geç geldi hayatımıza. Biz bundan önce kahverengi ne diyorduk ya? Kahve yokken kahverengine, evet, ne deniyordu? Şimdi Instagram'da bayağı milyonlarca izlenen bazı sayfalar kahve yokken kahverengine fındıki diyorduk diye söylüyorlar. Hmm. O zaman da akla şu soru geliyor, fındık yokken. Doğru, fındık da fındık. Sonradan gelmedi mi? Tabii. Yani kahverengi bizim Orta Asya'dan beri hayatımızda, evet, sonuçta. Fındık yokken fındıkiye ne diyorduk diye bir soru gelir. Ama tabii Instagram'da falan bununla çok uğraşmadıkları için beğen, muhteşem bilgi, yorum yap. Hikaye ne ekle, arkadaşlar izleyin, cart cürt falan. Boz diyorduk abi kahveye, ha, kahverengine. Boz. Bu boz toprak rengi, kül rengi gibi anlamlara geliyor. Yani işte boz at, boz kurt falan oradaki renk. Bir de yağız diyorduk. Yağızın da yak fiilinden, yakmak fiilinden geldiği söylenir. Yakmak zaten gördüğün zaman yanmış bir şeyde kahverengi izler de taşır. Tabii yağızın da kelime anlamı kızıl ile kahverengi arasında bir renktir. Yine atlarda da yağız at falan o, doğru, sıfatlaşıyor artık. Kahve yokken kahverengini boz ve yağız diyorduk. Sonra da artık kahverengi dememizin nedenlerinden biri de kahveyi çok sevmemiz. Kahverengi bu da çok böyle zor bir tamlama değil mi ama ya? Yani dile çok böyle... Bizde ama ne tamlamalar var renklerle ilgili. Bunu hatırlada da yazmıştım hatta. Yani bir şeyi ayırdım ona. Hiç yani derler 16 milyon tane renk var falan. 16 milyon renk artı Türkçedeki renkler. Bizim adlandırmalarımız renklerle ilgili çok şey, sınırsız. Sınır tanımamışız yani. Çok güzel renkler var. O zaman renkler bölümü için de bir söz alalım. Abi. Renkler bölümü için söz alacaklar. Söz vereceğim. söz alacaklar. Anlatın renkleri. Çünkü Hint Avrupalıların atalarının renk kör olduğunu açıklayacağım burada. Oo. Vay be. Çok önemli değil mi ya? Bu arada gerçekten tamam bir ooo falana gerek yoktu ama yine de bence çok ilgi çekici bir bilgi. Evet yani çünkü ancak renk körü olan atalar bu kadar az renk adı verebilir. Doğru. Onları falan hepsini anlatacağız. Renklere çok detaylı gireceğiz burada. Harika. Evet. Ne zaman? Bir dahaki sezonda. Bir dahaki, evet. Sezon finali. Arkadaşlar, sevgili izleyenler, sezon finalindeyiz. En az bir ay bir dinleniriz. Evet. Sonra zaten bu tarz devam etmeyi düşünüyoruz. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Yani sadece etimoloji değil de artık kültür tarihine de ufaktan girelim dedik. Bunu destekliyorsanız yorumlara yazın. Desteklemiyorsanız videoyu beğenin. Bunlar iyi. Yani videoyu yani, beğenirler, yorum yapabilirler. Tabii canım, videoyu beğenin, yorum yapın. Gittiğiniz kahvecileri, Ankara'daki özellikle niş kahvecileri bize videoda, yani yorumlarda mutlaka söyleyin ki biz de gidelim. Artık bıktık Starbucks'tan, Arabica'dan falan. Doğru. O zaman şöyle yapalım bir de. Senin kahve tercihlerini bir ufak bir eleme yapalım. Aa, yıkanmış Adıyaman falan. O değil mi? Tamam. Yok, çekirdek sayamam. Çekirdek, çekirdek sayamam. Zaten ben menüden kahve söyleyeceğim. Ben çekirdekleri bilirim de o kadar da değil yani. Evet, okay. Anaerobik Etiyopya falan. O zaman başlıyorum abi. Başla bakalım. Flat white mı, buzlu kafe latte mi, ice kafe latte mi? Flat white. Flat white mı, kafe latte mi? Sıcak. Flat white. Flat white mı, cortado mu? Cortado. Cortado mu, americano mu? Cortado. Cortado mu, macchiato mu? Cortado. Cortado mu, sade mocha mı? Cortado. Cortado mu, espresso mu? Espresso. Son olarak espresso mu, Türk kahvesi mi? Türk kahvesi. Buraya arkada bir ölürüm Türkiye'm ya. Tamamdır. Abi o zaman, evet, en az bir ay sonra görüşmek üzere. En az bir ay sonra görüşelim. Duyururuz önceden zaten. Tabii ki. Ne zaman geri dönüyoruz, güzel, ne yapıyoruz. Bir, biraz da burayı da çalışacağız, dekor değiştireceğiz. Aynen, farklı bir dekorla, tabii, geleceğiz. Jeneriğimiz değişecek falan, evet. Yani bir şeyler yapacağız. Sevgili izleyenler, kendinize iyi bakın. Yorumları ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.